Evet, şimdi arkadaşlar 5. üniteye geçmiştik. İstem düşüncesi yorumlar demiştik. Yorumların sebeplerini konuştuk geçen ders. Şimdi geçen işlediğimiz derslerle alakalı önce birkaç soru soracağım. Ondan sonra yeni konuya o şekilde geçmiş olacağız. Ali Batuhan, senle başlayalım. Evet hocam. İslam dininde temel kaç tane kaynak vardı? İki. Peki Arda, bu iki kaynak neydi İslam dininin kaynakları? Hocam onu da ben Kur'an-ı söyleyebilirim. Kerim ve sünnetler. Evet, güzel. Kur'an-ı Kerim ve sünnetler İslam dininin temel iki kaynağı demiştik. Peki Azra, Efendim. Azra, emir ve yasaklar, Allah'ın emir ve yasakları ne zaman son bulmuştu? Ne zaman artık gelmemeye başlamıştı emir ve yasaklar? Azra? Hatırlamıyorum hocam. Peki sen bir düşün. Hocam söyleyebilirim hocam. Damla, ben söz hakkı verdiğim kişiler söylesin. Atma kal. Atlama her şeye. Tamam, söz hakkı verdiğim kişiler konuşsun. Hocam ben de Herkes söz hakkı verdi. hatırlayamıyorum. Peki Defne, sen hatırlıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Peki, o zaman Ali Batuhan sen söyle bakalım. Ne zaman emir ve yasaklar son bulmuş? Hocam Peygamber Efendimizin ölümüyle artık Allah'ın yasakları yani bitmiştir yani. Daha vahiy falan gelmeyecek. Bir de o son peygamber olduğu için. Evet, çok güzel. Peygamber. Demiştik ki biz emir ve yasaklar Hazreti Muhammed'in vefatıyla hangi yıl vefat etmişti Peygamber Efendimiz? 600. Aa, bir dakika. Ne zaman? Ben 22. 632. Evet, 632 Hadi yılında Peygamber bakayım. Efendimiz vefat ediyor ve artık yeni ayet, yeni emir ve yasak gelmiyor ya da yeni sünnet oluşmuyordu. Peki, şimdi iki tane terimden bahsetmiştik biz geçen dersimizde. İlahi din ve din anlayışı. Bu ikisi farklı terimlerdi. Elif. Elif. Evet hocam. Efendim. İlahi din. İlahi din. Özellikleri nelerdi? Hatırlıyor musun? Neyin hocam? Tam anlayamadım. İlahi din kavramı. Bunu öğrendik geçen dersimizde. Özellikleri nelerdi? Hocam, Peki. hatırladığıma göre farklı inançlar Müslümanlık dışında galiba. Yok, hayır, tam tersi. Değil mi? Tamam hocam. Bilmiyorum o zaman yani. Peki. Unuttum Peki. muhtemelen. Evren, sen hatırlıyor musun? Evren. Koray, sen hatırlıyor musun? İlahi din özellikleri nelerdi? Hatırlıyor musun? İnternetim kötü. Evet, sesin çok gelmiyor. Yok hocam. Benim Peki. internet çok kötü hocam. Tamam. Sen duyuyorsun ama, değil mi? Duyuyorum hocam ama ara sıra böyle gidip geliyor. Tamam, sen düşün o zaman. Serhanur, sen hatırlıyor musun? Tamam. Tekrar edelim o zaman. Çok hatırlamıyoruz demek ki. Ben bir Hocam. tanesini söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Bilime dayanıklıydı galiba. İşte bak, o tam tersi. İlahi din dediğimizde, ilahi ne demek? Allah'a dayanan demek. Yani Kur'an-ı Kerim ve Hocam, sünnetten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ve sünnetten bahsediyor. Neye dayanıyor? Vahye dayanıyor. Yani Allah'ın insanlara hocam. ulaştırdığı emirlerdi. Ben söyleyeyim, diğerine sana soracağım. Tamam mı? Daha sonra bizim için bağlayıcıydı. Yani neydi? İşte mesela namaz kılmak farz ve bunu kimse değiştiremez demiştik. Ya da
insanların ya da zamana göre değişmiyor demiştik özellikleri. Mesela namaz kılmak 5 vakit farz, bunu kimse değiştiremez. İşte bu vahye dayalı neydi? İlahi dindi. Bunun yanında bir de din anlayışı vardı. Din anlayışı neydi? Arda, sen mi söylemek istiyorsun? Bir de din anlayışı vardı. O da insanların Kur'an'daki ayetlerden ve sünnetten yorum çıkartarak kendi düşüncelerini ortaya koyması demiştik. Bu iki kavram önemli. İlahi din Allah'a dayalı. Ama din anlayışı kişilerin görüş ve düşüncelerini içerdiği anlayışlardı. İşte şimdi bu din anlayışlarından örnekler vereceğiz. Kişilerin dini görüşlerine ne yapacağız? Yer vermiş olacağız. Peki bir de benim din anlayışındaki düşüncemin farklılıklarının sebeplerini konuşmuştuk. Kimler söyleyebilir bana bunlardan birkaç madde? Ben Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri neydi? Düşünce farklıklarımın sebepleri. Söyle hocam ben bakalım. söyleyebilirim. Söyle. Hocam önceden yaşanan tarihi olaylar ya ırk hocam ırkı yaşadığı çevre Evet. aile durumu soyu başka eğitim durumu Evet. Var. oradaki yani bilgi ki kirim fazla olması ya da az olması. Peki tamam. Başka örnek verebilecek olan var mı? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri. Soruyorum, coğrafya olur mu? Evet, yaşadığı coğrafya demiştik. Mesela yaratılış özelliği demiştik, değil mi? Huy, mizaç, herkeste değişikti. Ya da kişilerin yaşları, olgunluk ya da tecrübe düzeyleri demiştik. Eğitimini söyledi zaten arkadaşımız. Daha sonra hayat tarzı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal değişmeler, göç, salgın hastalıklar gibi. Ya da farklı yer ve zamanlardaki kişilerin, yaşayan alimlerin düşünceleri demiştik. Bir de ayetlerin birden fazla anlama gelmesi neydi? Kişilerin İslam ya da din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri demiştik. Teste çıkar, bu farklara, sebeplere dikkat ediyoruz. Tamam. Şimdi ise İslam düşüncesinde yorum biçimlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce öğrenmemiz gereken bir kavram var. Bu da mezhep. Mezhep kelimesi sözlük anlamı gitmek, takip etmek, gidilecek yol, gidilecek yer, görüş, akım gibi anlamlara geliyor. Gidilecek yol ya da gidilecek yer gibi düşünürsek takip etmek olarak aklımızda kalabilir. Terim anlamı ise kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi, ameli düşünce sistemi demektir. Yani açıklayacak olursak mezhep az önce de bahsettiğimiz düşünce farklılıklarından dolayı alimlerin yaşadığı coğrafya, yaşadığı çevreye göre Kur'an-ı Kerim'i ve ayetleri yorumlayarak dini anlamda dini anlayış ortaya koymalarına mezhep diyoruz. Ve mezhepleri üçe ayrılacağız. Yani düşünce biçimlerini üçe ayıracağız. İnançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar, tasavvufi yorumlar. Tamam, benim bilmem gereken mezhep kavramı ne demekmiş? Takip etmek, gidilecek yol. Kişilerin İslami anlamdaki düşüncelerini metotlu, tutarlı bir şekilde ortaya koymalarında mezhep diyorum ben. Ve bu mezhepler üçe ayrılıyor. İnançla ilgili olanlar, fıkıhla alakalı olanlar ve tasavvufla alakalı olanlar. Şimdi bunları tekrar kavramlar var biliyorum çok fazla. Bunları tek tek öğrenmiş olacağız. Şimdi inançla ilgili yorumlar. Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefenin inanç esaslarına, inanç prensiplerine ne diyormuşum ben? İtikat diyormuşum. Peki benim itikadım ya da inanç esaslarım neler? Kim söyleyecek? İslam'ın inanç esasları.
İslam'ın itikat esasları neler? Hani 6 tane madde var. Hocam, söyleyebilir miyim? Söyle Elif. Allah'a Heh. inanmak, peygamberlere Evet. inanmak, Evet. kitaba inanmak yani Kur'an-ı Kerim'e inanmak, Kitaplara inanmak. kitaplara inanmak, meleklere inanmak, bir de Evet. Ahiret gününe. kadere inanmak galiba. Evet, kader ve kazaya inanmak, ahiret gününe inanmak. 6 tane madde var. Bunlar inanç esasları, değil mi? İslam'ın inanç esasları. Evet hocam. Yani itikat dediğimiz şeyler, tamam mı? İtikat dediğimde aklıma ne gelecekmiş? İmanın şartları dediğim, diye bildiğim, değil mi? 6 tane madde. Tamam, itikat deyince aklıma bunlar gelecek. Her şeyden önce Müslüman olan bir kişinin bu inanç esasları ne yapması gerek? Tereddüt etmeden, gönülden kabul etmesi gerek. Biz demiştik ya, daha önceki konularımızda işlemiştik. Yani imanın esaslarına 6'sına da birden hepsine inanmak gerek. Yani şöyle de bir düşünce olamaz. Evet, ben Allah'ın varlığına inanıyorum. Peygamberlere inanıyorum ama melekler sanki yani çok da gerek yok onların varlığına gibi bir düşünce ne olmuş oluyor? Yanlış oluyor ve itikadımızda yani inanç esasımızda eksiklik olmuş oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Öncelikle her Müslümanın bunlara tereddütsüz inanması gerek. Ama biz ne demiştik? Belirli yaşlarda, olgunluk çağına gelene kadar ki yaşlarda sorgulama olabilir, olması da gerek. Özellikle sizlerin değil mi bu tür şeyleri sorgulamanız, mesela meleklerin varlığı, ahiretin varlığı gibi konuları sorgulamanız doğal, normal. Yani Zaten sorgulasak günah değil mi? sorgulayarak. Efendim? Yani sorgulasak günah değil mi? Hayır dedim ya sizin yaştakiler için değil mi? Çünkü bir şeyleri yeni öğrenmeye başlıyorsunuz. Sizin yaşlarındaki insanlar için sorgulamaları normal. Ama belli bir yaştan sonra olgunluk çağı diyoruz ya işte o yaşlarda aslında bu tür şeylerin oturmuş olması gerek. Peki. Şimdi İslamiyet'in ilk dönemlerini düşünelim. Müslümanlar neydi? Sınırlı bir yerde yaşıyorlardı. Mesela sadece Suudi Arabistan'da, Mekke, Medine, Taif gibi büyük şehirlerde o çevrede toplu bir şekilde barınıyorlardı. Ve ilk Müslümanların inanç esasları hakkında akıllarına takılan soruları ne yapıyorlardı? Gidip Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı. O da Peygamber Efendimiz'e insanlara cevap veriyordu. Mesela insanlar meleklerle alakalı ayet indiğinde gidip Peygamber'e melekler gerçekten var mı? Özellikleri ne? Gibi sorular sorarak ne yapıyordu? Bu inanç esaslarımızı, itikadımızı yani ne yapmış oluyordu? Öğrenmiş oluyorlardı. Ama dedik ya biz, Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat ediyor ve artık Peygamber Efendimiz'e soramıyorlar, değil mi? Yeni ayet de inmiyor. Bunun yanında bir de İslam coğrafyası büyük, geniş kitlelere yayıldı. Büyük coğrafyalara yayıldı. Farklı milletlerle, farklı kültürlerle karşılaştılar. Böylece bir çeşitli bir, çeşitli olan bir kültür oluşmuş oldu. Mesela Türkler, değil mi? Türkler Müslümanlığı kabul etti. Kendi örf adetleriyle Müslümanlıktan gelen özellikler birleştirerek yeni bir kültürel ortam oluşmuş oldu. Ya da diğer kültüre içinde bahsedebiliriz, değil mi? Hintliler, Hint kültüründe mesela yayıldığı, özellikle Emevi ve Abbasi dönemlerinde bunları sosyal bilgilerde işlediniz, değil mi? Emevileri, Abbasileri az çok Hocam, biliyorsunuz. Abbas Emirler o kadar çok işlemedik genelde. Evet hocam. Hocam şey dönemini işledik. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir, Osman, Ali gibi dönemleri işledik. Tamam, bunlara da yavaş yavaş geleceksiniz o zaman. Dört büyük Hocam halifeden ben biliyorum ki sonra, ezbere olayı. Çok tamam kolay. tamam. Dört büyük halifeden sonra İslam devletin başına Emeviler ve Abbasiler denilen aileler, gruplar geçiyor diyelim. Onların zamanında özellikle çok yayılıyor. İslam, Fars, Yunan, Hint gibi çok değişik yörelere yayılıyor ve oradaki eserler Arapçaya çevriliyor ki artık İslamiyet farklı kültürlerle tanışmış oluyor. Yani burada farklı türlerdeki eserler Arapçaya çevrilince İslam dünyasında her şeyin akılla izahı
gibi bir anlayış ön plana çıkıyor. Yani artık insanlar ayetleri okuyup ne yapmaya çalışıyorlar? Yorumlamaya çalışıyorlar. Ve bazı konularda İslam inanç esaslarıyla alakalı konularda bazı şüphe ve tereddütler oluşuyor. Çünkü herkes farklı ne yapıyor? Yorumlar yapınca özellikle Allah'ın özellikleri, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ya da kader ile ilgili konularda, ahiretle ilgili konularda ne olmuş? Müslümanlar akıllarıyla bir şeyleri karşılaştırarak, özellikle Yunan mitolojisinden etkilenerek bazı yorumlar getiriyorlar. Bazı kesimler de özellikle Yunan mitolojisini kullanarak Müslümanların inançlarını değiştirmeye, onları sarsmaya çabalamışlar. Ama yine burada bazı alimlerin hem akılla, değil mi? Akılla sorgulayıp hem de dinin temel kaynağı olan Kur'an ve sünnetin temeline uygun görüşler ortaya koymasıyla bu tür sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sorabilir miyim? Hani Evet. Kur'an hiç değişmeden günümüze kadar geliyor ya. Evet. Hani bir iki şey de değişmiş olamaz mı? Sonuçta hiç değişmeden gelmesi biraz mucizevi bir şey değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim mucizevi bir kitap. Sevgili mümin kardeşim, sen Her mucizesin demek. şeyle, her şeyle, evet. Kur'an-ı Kerim zaten her şeyle mucizevi bir kitap. Ama Kur'an-ı Kerim'de eğer inanıyorsak, Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ki inanıyoruz değil mi? Müslümanız. Bu Kur'an'ı, bu kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bunu neden söylüyor Allah? Çünkü dedik ya, öteki derslerimizde söyledik bunu sürekli. Diğer kitaplar bozuldu ve Allah son kitap olarak Kur'an-ı Kerim indirdi ve onu koruyacağını, onun değiştirilmeyeceğini bizzat Allah söyledi. Ve Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'ten günümüze kadar insanların hafızasında sürekli olarak ne yapıldı? Korundu. Yani şöyle diyelim ki aradan işte Peygamberimizin zamanından bu zamana kadar bir 50 yıl ya da bir yıl bir sürede kimse Kur'an-ı Kerim ezberlemedi, Kur'an-ı Kerim tamamen unutuldu gibi bir dönem yok. Yani her zaman, her dönemde, yani çoğu insanlar ne yapmışlar? Peygamberimizden bu zamana kadar Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Ve ezberlediklerinin yanında bunları yazıya geçirmişler. Zaten yazılı kaynakların, değil mi, bir de hafızalarda korunuyorsa onun çok değiştirilmesinin imkanı yok. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmeden günümüze kadar geldiğini kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani mesela tarihi eserler var değil mi? Peygamber Efendimiz'in döneminde ya da sahabiler döneminde yazılı olduğunu bildiğimiz ve müzelerimizde sakladığımız Kur'an-ı Kerimler var. Onlara bakıldığında, bir de günümüzdeki Kur'an-ı Kerim karşılaştırıldığında, arada bir fark olmadığı gözlemlendiğinde doğal olarak Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini söylemiş oluyoruz. Evet, böyle. Şimdi konumuza dönecek olursak, dedik ya, İslami konularda özellikle kader, melekler, ahiret konularıyla alakalı insanların akılları karışmış ve Yunan mitolojisi gibi Hintlilerin farklı anlayışlarıyla ne yapmışlar? İslam'ı karşılaştırmaya çalışıp yanlış bazı yorumlarda bulunmuş insanlar, ama daha sonra bunu nasıl çözmüşler? Hem akılla dayalı hem de İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete dayalı görüşler ortaya koyularak ne olmuş? Bu sıkıntılı düşünceler aşılmış oldu. Yani İslam alimleri dinimizin itikatla ilgili esaslarını, itikatla ilgili derken inanç esaslarıyla, değil mi? Allah'a, meleklere iman esaslarıyla alakalı düşüncelerini hem akılla hem de nakille. Nakil dediği arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve sünneti kastediyor. Kitaplarımız açıksa buraya hemen çizip not alalım, tamam mı? Nakille temellendirilmesi demek, nakil demek Kur'an-ı Kerim ve sünnet kastediliyor burada. Hem akılla hem de Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sistemli hale geliyor. Ne? Dinimizin inanç esasları. Yani herkesin anlayacağı biçimde din adamları ne yapmış bu inanç esaslarını? Biz sayıyoruz ya, altı madde. İşte o altı maddeyi oluşturmuşlar ve insanların anlayacağı şekilde anlatmışlar.
Ve bunlarla alakalı birçok eser yazılmış. Okuma yazma arttıkça da insanlar bu eserleri okuyup inançla alakalı yorumlar hakkında bilgi sahibi olmuşlar. Şimdi bilgi notu burası önemli. Dedik ya İslam dünyasında inançla ilgili yorumlar var. İşte bu yorumlar, bu üç yorum önemli. Neyle alakalı? İtikatla. Peki itikat deyince aklıma ne gelecekti? Serra Nur. Serra Nur. Efendim hocam, ya ben madem bir gitmem gerekti de o yüzden. Tamam. İtikat deyince ben ne anlayacaktım? Yok hocam. İslam'ın alt imanın pardon imanın altı esası aklıma gelecek. Neydi bunlar? İmanın şartları dediğim esaslar neydi altı tane? Söyleyeyim mi hocam? Bekle sen. Zeynep Altıner. Evet hocam. İtikat deyince aklıma ne gelecekmiş? İslam'ın altı imanın altı şartı. Evet, Yok. neydi bunlar? Tamam. Evet, imanın altı şartı. Neydi bunlar? Aklıma gelmiyor Allah'a, hocam. Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kader ve kazaya iman. Bunlar imanın esasları. İtikat dediğimde aklıma bunlar gelecek. Tamam. Dinimizde, evet, dinimizde itikatla alakalı esasları hem akılla hem de nakille temellendirip sistemli hale getirilmesinden bahsettik. Nakil dediğimde peki Damla, nakil dediğimde aklıma ne gelecek benim? Nakille gelen bilgiler. Neydi? Nakille, bak burada işaretledim. Hem akılla hem de nakille temellendirilip sistemli hale getirildi itikatla ilgili esaslar diyor. Nakil dediğimde az önce söyledim. Ne gelecekti aklıma? Hocam ben dersten çıkmıştım da duyamamıştım. Peki tek dinle. Söyleyebilirim. Söyle bakalım. Hocam sünnet değil mi? Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Nakletmek yani ulaştırmak. Kur'an-ı Kerim'de ulaştırılarak yani akılla ezberlenerek nakille bize ulaştı ya ya da sünnet. Burada kastedilen nakille dediğinde kastedilen neymiş? Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Haftaya soracağım bakın bunları. Sorduğum soruların cevaplarını almak istiyorum herkesten. Tamam? Şimdi İslam inançla ilgili yorumlar ortaya çıktı dedik. Hem akılla yani yorumlayarak hem de Kur'an-ı Kerim ve sünnetten yola çıkılarak yorumlar ortaya çıktı dedik. O yorumlardan üçü önemli. Eşarilik. Şimdi eşarilik dediğimde Ebu'l Hasan Eş'ari bu bir kişi, bir alim. Bu alimin düşünceleri ne olmuş? Sistemli bir şekilde düşüncelerini ortaya koymuş ve eşarilik diye itikadi mezhep ortaya çıkmış. Tamam mı? Eşarilik neymiş? İtikadi mezhep. İtikadi ne demekti? İmanın esaslarıyla, inanç esaslarıyla alakalı konular demekti. Ve eşarilik bu görüş ve düşüncelerini ortaya koyuyor. İnançla alakalı. Yine Maturidilik var. Maturidilik de Mahmud el Maturidi adına bir kişi var, bir alim var. O da ne yapıyor? İnançla alakalı itikadi görüşlerini ortaya koyuyor ve bir mezhep oluşuyor. Yani mezhep neydi? Gidiş, yol demekti. İnsanlar ne yapıyor? Mahmud el Maturidi'nin görüşleri etrafında toplanıp onların ona benzer görüşler ortaya koyunca bir mezhep ortaya çıkıyor ve buna Maturidilik deniyor. Bir de Şia var. Şia'da Hazreti Muhammed'in vefatından sonra damadı Hazreti Ali'nin ve onun soyundan gelen kişilerin Müslümanların halifesi olması gerektiği düşüncesini ortaya koyan bir itikadi mezhep. Tamam mı? Ben haftaya soracağım bakın. İtikadi mezhepler nelerdi diye. Neymiş?
Eşarilik, Maturidilik ve Şia. 3 tane. İsimleri böyle biraz değişik ama aklımıza tutmaya çalışalım, tamam mı? İtikat neydi? İnançla alakalı esaslar. Mezhep neydi? Kişilerin dini yorumları, değil mi? Dini yorumlama şekillerini aslında. Ne diyordum ben? Mezhep diyordum. Peki. Evet, ödev size arkadaşlar. Buraya kadar işlediğimiz yerden özet çıkartıyorsunuz. Özellikle kavramları, tamam mı? Mezhep ne demek? İtikat ne demek? İtikadi mezhepler kaça ayrılıyor? Pardon, mezhepler kaça ayrılıyor gibi. Tamam mı? İşlediğimiz yerleri özet çıkartıyoruz. Özellikle kavramları kesinlikle yazıyoruz. Peki sorusu olan var mı? Yok ama hocam ben bir şey diyeceğim. Söyle. Hocam bu arada herkes geldi. Tamam, onu tekrar bakacağım. Söyle Ali Batuhan. Hocam konumuzla alakalı değil de söylemek çok istiyor. Bekle bir saniye. Bir yoklamaya bakalım. Sana döneceğim.